Diyelim ki bu yılki yurt dışı tatilinizi New York'ta geçirmeye karar verdiniz fakat New York'a dair hiçbir şey bilmiyorsunuz. İşte arkadaşlar New York'un muhtarı bendeniz Ahmet Serdar Eker sizlere bu videoda turist tuzakları nelerdir, New York'ta neler yapılır, neler yapılmaz onlara dair bilgiler aktaracağım. Arkadaşlar videoya başlamadan önce birçok videomda da söyleyemediğim şeyi artık söylemek istiyorum. Kanala abone olursanız beni gerçekten motive edersiniz. Bir de Instagram'dan takip ederseniz iki defa motive etmiş olursunuz. Instagram'da güzel fotoğraflarım var çünkü aynı zamanda fotoğrafçılık da yapıyorum. Artık videolarımda da evet ben de söyleyeceğim. Arkadaşlar kanala abone olmayı lütfen unutmayınız ve desteklerinizi bekliyorum. Evet birinci yerimiz arkadaşlar Times Meydanı. Eğer Times Meydanı'na giderseniz bir saatten fazla zaman geçirmenizi tavsiye etmem çünkü orası gerçekten bir turist kapanı. Yılda 27 ile 25 milyon insanın ziyaret ettiği bir sokağı düşünün. Herkes orada. Bütün turistleri kandırmaya çalışan herkes oraya gidiyor. Siz oraya vardığınız zaman size CD uzatırlar. Rap şarkıcıları işte bunlar benim CD'm bunları satın alın falan diye. O CD'leri almayın çünkü o CD'lerin içi boş. Bir diğeri de çizgi film karakterlerinin kostümlerini giyen insanlar görürsünüz. Size doğru yaklaşırlar. Sizle fotoğraf çektirmek isterler. Siz onlarla fotoğraf çektirirsiniz. Ve sizden para isterler. O parayı vermek zorunda değilsiniz. Polislik bile olsanız orada hakkınız vardır. Para vermek zorunda değilsiniz. Ama fotoğraf çektirdikten sonra haliyle insanlar para vermek istiyor. Bu da çok doğal bir şey. 5 ila 10 dolardan fazla para vermeyin ya da hiç fotoğraf çektirmeyin. Size gelip where are you from derler. Siz de üstüne bastıra bastıra I am from New York dediğiniz zaman sizden uzaklaşırlar. Arkadaşlar orada komedi şovları biletleri de satılıyor Times Meydanı'nda. O yüzden o biletlerden de almayın. Çünkü öyle bir komedi şov olmayabilir verdikleri adreste. Kaldı ki komedi şov varsa da zaten ben 10 yıldır buradayım. Benim İngilizcem onların esprilerini anlamaya yetmiyor. Times Meydanı'nın yerine arkadaşlar size Sendika Meydanı'nı tavsiye ederim. Asıl New York'luyu Sendika Meydanı yani Union Square'da görebilirsiniz. O yüzden New York'a geldiğinizde bir saat Times Meydanı'nda zaman geçirin. Hemen akabinde de Union Square'a gidip orada saatlerce zaman geçirebilirsiniz. Çünkü Union Square New York'lunun uğrak yeri olan bir meydandır. Arkadaşlar size Empire State binasını da tavsiye etmem. Çünkü yukarıya çıkmak bir hayli zaman alıyor. Müthiş bir sıra oluyor aşağıda. Herkes yukarıdan New York'u görmek istiyor. Manhattan'ı izlemek istiyor. Ama gerçekten yukarıya çıkıp aşağıya bakacak bir manzarası yok. Evet yüksek mi yüksek. Ancak parayla ilgili sıkıntınız, bir probleminiz yoksa size Manhattan'da helikopter turu tavsiye ederim. Helikopter turunuzu alın, tüm Manhattan'ı güzel güzel 15 dakikada gezin. Eğer helikopter turunu karşılayacak paranız yoksa da Rockefeller binasını tavsiye ederim. Orada sıra daha azdır. Rockefeller'ın tepesine çıktığınız zaman hem Empire State binasını da görüyorsunuz ve asıl Manhattan'ın o Empire State'le olan süliyeti gözünüzün önünde olmuş oluyor. Arkadaşlar New York'ta müze gezmek istiyorsanız birçok müze aslında bağışla çalışıyor. Yani oraya bağış veriyorsunuz. Bir bilet alma zorunluluğunuz yok. Ve bazı günler müzeler tamamen ücretsiz oluyor. Onları da Google'dan bakarak hangi günler ücretsiz, hangi günler ücretli ya da hangi müzeler sadece bağış karşılığında bilet veriyor. Onları da Google'dan bakıp gezebilirsiniz. Ulaşım noktasında arkadaşlar New York öyle bir yer ki metro sistemi dünyanın en gelişmiş metro sistemlerinden bir tanesi. Her ne kadar pis, leş gibi olsa da New York'taki metro sistemi çok iyi çalışan bir metro sistemi. Eğer burada bir haftalık zamanınız varsa bir haftalık sınırsız metro kartı alıp New York'ta istediğiniz noktaya metro ile gidebilirsiniz. Ama bunun yanı sıra Uber'da kullanabilirsiniz. Tabii ki meşhur New York taksilerine de binebilirsiniz. Ancak size tavsiyem sınırsız 7 günlük metro kartı almanız. Eğer bir aylık burada kalacaksanız bir aylık sınırsız metro kartı da mevcut. Arkadaşlar konaklama noktasında illa Manhattan'da kalmak zorunda değilsiniz. Size Airbnb'yi tavsiye ederim Manhattan için, New York için. Manhattan dışındaki otelleri tercih edebilirsiniz. Arkadaşlar New York'ta tur otobüslerini görürsünüz kırmızı kırmızı. Onları kesinlikle tavsiye etmem. Kışın binerseniz donarsınız, yazın binerseniz yanarsınız. Onu bir kenara bıraktım. O otobüslerde çalışan insanlar sizin gibi günde 1000-2000 tane insanla muhatap oldukları için artık o kadar bıkkın ve bıkmışlar ki sorduğunuz sorulara ters cevaplar verebiliyorlar. Gelelim alışverişe. Arkadaşlar alışveriş noktasında kesinlikle 5. Avenue'dan alışveriş yapmayın. Ama yine söylüyorum paradan yana sıkıntınız yoksa elbette 5. caddeden alışveriş yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra outlet mağazası fakat güzel outlet mağazası istiyorsanız bir araba kiralayıp Woodbury Commons Premium Outlet'e gidebilirsiniz. New York merkezine yani Manhattan'a yaklaşık 1 saat uzaklıkta bir yer. Zaten otobüs de gidiyor oraya ama ben size araba kiralamayı tavsiye ederim. Arkadaşlar Times Meydanı'yla ilgili bir diğer mevzu da
Bazı arkadaşlar yılbaşını burada geçirmeye geliyorlar Times Meydanı'nda. Bunu kesinlikle tavsiye etmem. Hayatınızın en büyük hatası olur yurt dışı gezilerinizle alakalı. Çünkü öğleden sonra 2'de Times Meydanı'na girişleri araç girişlerine kapatıyorlar. İnsanlar girmeye başlıyor saat öğleden sonra 2'de. Siz bir kere girdikten sonra artık geri çıkamıyorsunuz kalabalıktan dolayı. Genelde Times Meydanı'nda yılbaşını geçirmek için gerçekten ister inanın ister inanmayın ama çocuk bezi kullananlar var. Çünkü tuvaletinizi yapacağınız hiçbir yer olmuyor. Oradaki bütün mağazalar, bütün restoranlar tuvaletlerini kapatıyorlar güvenlik gerekçesiyle ve sürekli içki içiliyor. Girip tekrar çıkamadığınız o kalabalıkta da işte nereye tuvaletinizi yapacağınızı varın siz düşünün. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Unuttuğum bir şey varsa yorumlara siz ekleyebilirsiniz. New York'la ilgili başka sorularınız da olursa bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Zamanım oldukça size dönmeye çalışırım. Buraya geldiğinizde de misafirim olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.